Zaten uzun zamandır AKP tabanında kayma, AKP tabanında bölünme vardı. Biz bu sonuçları 31 Mart seçimlerinde gördük. 23 Haziran'da tüm dünya gördü. Yani 13 bin farkı 800 bine çıkmış olması, AKP'nin Fatih'te oy kaybetmiş olmasının, hani artık AKP daha bunu da göremeyecekse ne görecek bilmiyorum. Yani AKP Fatih'i kaybetti. Bağcıları, Esenler'i kaybetti. Yani AKP kendi evinde şu anda kayıp durumunda. Ve şunu net olarak görmek lazım. Hani siyaset biraz da dalga gibidir. Dalga yükselirse dalgaya binip yükselebilirsiniz. Ama siz inen dalgayla yükselemezsiniz. AKP şu an inen bir dalga. Dalga iniyor aşağı doğru. Ve dolayısıyla ya o dalgadan yeni güçler doğacak ki Babacan, Davutoğlu bunun bir alternatifi, örneği, ya da o dalgayla birlikte hepsi birden çöküp gidecek. İşte Doğru Yol, ANAP, DSP de bunun başka bir örneği. Yani o partiler de inen dalgayı okuyamadılar, yükselen dalgayı kaçırmışlardı. İnen dalgayı okuyamadılar ve o dalga indi ve kaybolup gittiler. Yani siyaset partiler de sonuçta insan gibi doğar, büyür ve ölür. Yani burada önemli olan doğru adımlarla o partinin ömrünü uzatmaktır ya da illaki inişin önüne geçilemiyorsa yeni açımlarla, yani suyun akışını kesemiyorsanız yön vermeniz gibidir. Davutoğlu ve Babacan'ın yapmaya çalıştığı şey de bu. O açıdan ben hani belki abartılı gelebilir ama AKP'nin siyasi ömrünü artık tamamlama noktasına geldiği fikrindeyim.